Onu teyit edeceğim. Hayır. Onları teyit et. Sil onu. Yani onları sil. Ya da kalsın. Zaten sen girmedin, onlar girmez. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Sesinizi alabiliyoruz. Tamam. Şimdi şuraya hızlıca bir bakıyorum. 4 tane katılımcı olması gerekiyor. Bütün arkadaşlar buradalar mı? Başlatalım mı? Şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu oturumu yönetiminde ben yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi süreç hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum, nasıl olacağı hakkında. Sunumlarımızı en fazla 10 dakika içinde bitecek şekilde ayarlamış olursak iyi olur. Çünkü bunun sonunda tartışması da olacak. Dolayısıyla işte bir saat kadar bir zamanımız var. Şimdi ilk sunum olarak ben kendi sunumumu yapacağım. Ondan sonra sıra arkadaşlara söz hakkı vereceğim. Kendi sunumumu ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Ben 4 tane soru hazırladım kendi sunumumla ilgili. Birinci soru, diyorum ki bu metin neyi, neden bahsediyor diyorum. İkinci soruda bu nasıl olmuştur diyorum. Yani bahsettiği şey detaylı birazdan açıklayacağım. Üçüncü soruda bunu nasıl yorumluyor diyorum. Bu metin bunu nasıl yorumluyor. Dördüncü soruda da neden böyle yorumluyor. Siz de bu şekilde bazı sorularla kendi kendinizi yönlendirirseniz sunum daha kolay olur. Daha anlaşılır da olur. Çünkü 5 ile 10 dakika arasındaki bir sürece bir süreçte bir konunun tamamen anlatılması biraz zor. En kolayı bu şekilde oluyor. Bir de bu şeyin sonunda her bir bildirinin sonunda bir kısaca bir değerlendirme yaparız. Görüşü olan, sorusu olan varsa alırız. Buradaki yönergede oturumun sonunda soru cevap tartışma kısmı yapılsın diyor ama biz oturumda her bir sunumdan önce de sonra da bunu yapabiliriz. Böylece hem sunucunun gözünden bir şey kaçmamış olur. Hem de o an konunun bağlamının içindeyken soracağımız sorulara daha net cevaplar alabiliriz. Şimdi ben müsaadenizle kendi sunumuma başlıyorum. Az önce sorduğum sorulardan başlayacağım. Benim konu din sosyolojisi konusu, konusu değil de alanı din sosyolojisi. Konusu dinin toplumsallaşması. Bunun için de dinler tarihinde bir kavram seçiyorum, logos kavramını. Bu kilit bir kavram. Kilit bir kavram gibi düşünülebilir. Bunun üzerinden ben soyuttan somuta, logos kavramının soyuttan somuta nasıl evrildiğini İnceliyorum, bu süreci takip ediyorum ve bunun sonunda bazı yorumlarım var. Benim konum bununla ilgili. Bildirinin tam başlığı soyut kutsaldan somut kutsala, logosun toplumsallaşma sürecine kısa bir bakış. Şimdi ben dediğim gibi logos kavramını burada ben bir anahtar kavram olarak seçiyorum. Kavramın tarihsel sürecinin soyuttan somuta doğru evrimsel bir aşamasının bulunduğunu iddia ediyorum. Yani logos kavramı tam tamına bütün literatürde, yani eski Yunan'dan günümüze kadar bütün literatürde tamamen bu süreci takip etmiştir gibi bir iddiası yok bunun. Soyuttan somuta doğru evrilmiştir. Soyutla ilgili anlamları tamamen bitmiştir. Şimdi bütün anlamları somuttur, kastetmiyorum. Sadece bunun tarihsel belli süreçleri var. Bu süreçlerden bir tanesinin ben evrimsel bir süreç olduğunu yakaladığımı iddia ediyorum. Bunu da
Yazının sonunda belli bir şeye dayandıracağım, belli bir sebebe dayandıracağım. Din sosyolojisiyle böylece dinler tarihi arasında da bir irtibat kurmuş olacağım. Peki bu nasıl olmuştur? Yani nasıl soyuttan somuta gitmiştir? Bunun şu şekilde olduğunu tespit ediyorum. Eski Yunan'da bu kelime kullanılıyordu. Yunanlılar logos kelimesini biliyorlardı. Felsefecileri de biliyorlardı. Felsefeciler logos kelimesini felsefi bir literatürün içinde kullanıyorlardı ve bununla akli ilke, bilginin sebebi, kozmik akıl gibi tamamen böyle soyut ve kozmik, kozmolojik anlamları kastediyorlardı. Bunu stoacılar, yani yine Yunan felsefecilerinden bir grup, tabii onların başka devamları da var, detayına girmeye gerek yok. Bunlar bu kavramı Tanrı'yla ilişkilendirdiler. Yani bu stoacılar kronolojik olarak bu logosun kullanıldığı Herakleitos'tan sonra gelenler. Bunlar o kavramı birazcık geliştiriyorlar, dinileştiriyorlar. Daha öncesinde dini niteliği çok az. İşte tanrısal ruh falan gibi anlamları var ama bu bir, anladığımız anlamda bir, şimdi mesela Zeus gibi bir tanrı değil ama Stoacılar bunu Zeus gibi daha belirgin bir tanrıyla ilişkilendiriyorlar ve Zeus'un logosun sembolü olduğunu iddia ediyorlar. Böylece logos tanrıyla ilişkilendiriliyor. Sonra İskenderiyeli Yahudi filozofları var. Bunlar coğrafik olarak Yunanistan'da yaşıyorlar ama Yahudiler, İbraniler yani bunlar. Bunlar kendi kitaplarını, Tevratları, yani Tevrat'ı Yunan felsefesini kullanarak yorumlamaya çalışan filozoflar aynı zamanda ve yine logos orada da bir kilit kavramı olarak kullanılıyor. Yahudiler logos kavramını, hani bir öncesi Stoacılar bunu Tanrı logos ya da Zeus logos şeklinde kullanmışlardı ya, onlar da bunu Tanrı'nın logosu şeklinde kullanıyorlar. Görüldüğü gibi cümlenin tamlaması birazcık değişti, anlamı da değişti. Çünkü birisinde sıfat tamlaması ise iken birisinde isim tamlaması oldu. İsim tamlaması iki tane isimden oluşur, sıfat tamlaması tek isimden oluşur. Böyle bir cümle yapısında fark var. İşte Tanrı'nın logosu gerçekten de Yahudilerde böyle hem Tanrı hem logo şeklinde iki varlık olarak ele alındı. Farklı farklı iki varlık olarak ele alındı. Logo Tanrı'dan farklı ama Tanrı'yla ilişkili yine bir varlık olarak ele alındı. Bunun ama Tanrı'nın logosu, bu aynı benzer tamlamalar başka şeyler için de kullanıldı. Mesela Tanrı'nın oğlunu kastediyorlardı bununla. Tanrı'nın oğlu hem şeyde Hristiyanlıkta hem de Yahudilikte bilinen bir kavram, bilinen bir literatür yani. Böylece görüldüğü gibi şey birazcık daha somutlaştı. Kavram birazcık daha somutlaştı. Tanrı'nın logosuna dönüştü. Sonra Hristiyanlıkta bu birazcık daha geliştirildi. Tanrı'nın logosu ya da Tanrı'nın oğlu İsa olarak kalmaya devam etti. Fakat aynı zamanda bu Tanrı'nın sözü şekline dönüştü. Üstelik de İsa'nın bedeninde tecessüm etti. Yani İsa'nın bedeninde tezahür eden bir söz olarak algılanmaya ve o şekilde işlenmeye başlandı. İsa'nın bedeni bir öncekinde Tanrı'nın oğluydu, bir öncekinde Tanrı Zeus'tu. Bu şekilde bir kronolojik şey düşünüyorum ben şimdi, mesela kronolojik, hiyerarşik bir süreç düşünüyorum. Sonra İslamiyet'e gelince bu logos kelimesi ta Hristiyanlığa kadar, Yunanistan'dan, eski Yunan'dan tabii Hristiyanlığa kadar kronolojik bir sıra takip ediyor ve aralarında tarihsel bir süreklilik var. Yani Hristiyanlığın logosuyla eski Yunanların logosu aynı logos. Şimdi İslamiyet'e geldiği zaman İslamiyet'te logos kelimesini doğrudan bulamıyoruz. Diğer iki dinde, hem Yahudilikte hem Hristiyan'da bu kelime doğrudan var. Logos kelimesi var ama Müslümanlıkta bu yok. Müslümanlıkta söz var. Ama sözün doğrudan doğruya logostan alma olup olmadığını ispatlama konusuna girişmiyorum ben bu metinde. Çünkü bu ayrı bir konu, biraz da zor bir konu.
O yüzden logos kelimesi tarihsel sürecini, o evrimsel sürecini, Hristiyanlıktan sonra sekteye uğruyor diyebilirim. Ama tarihsel süreç sekteye uğruyor olabilir, ama en azından anlamsal süreç devam ediyor. Çünkü Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın oğlu, işte şeye geldiğimiz zaman, İslamiyet'e geldiğimiz zaman Allah'ın sözü, Kelamullah kelimesi tam tamına yani bir dinden öteki dile çevrilmiş gibi kelimeler. Yani Allah'ın, çünkü Müslümanlar Tanrı'ya Allah'a Tanrı demezler. Tanrı şeylerin sözüdür. Hristiyanların ve Yahudilerin çok kullandığı, daha çok Hristiyanların kullandıkları bir sözdür. Onun yerine Allah derler. Bunun üçünün de bu arada ortak bir yanı vardır. Bu üç dinin de ortak tarafı tek tanrılı olmaları ve vahye dayanmalarıdır. Böyle bir özellikleri var ve tarihsel ortak tarafları çok fazla. Şimdi işte İslamiyet'e geldiği zaman bu yazılı metinlere dönüşüyor. Öyle diyelim. Yani biz tarihsel bir süreklilik olmasa bile aslında anlamsal bir sürekliliğin olduğunu savunmak durumundayız burada. Ve Allah'ın kelamı yazılı metinlere dönüşüyor. Yazılı metin derken Kur'an, yani Kur'an. Kur'an'a dönüşüyor. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru düşündüğümüz zaman bunu nasıl, neden böyle yorumluyorum? Çünkü şimdi yukarıdan aşağıya doğru düşünün, eski Yunan'da bilginin sebebi, kozmik akıl, İşte tanrısal ruh olarak geliyor aşağıya doğru. Aşağıda Tanrı logos oluyor bir aşağıda. Bir aşağıda Tanrı'nın logosu oluyor. Daha aşağıda Tanrı'nın oğluna dönüşüyor. Ve sözler Tanrı'nın oğlunun bedeninde tecessüm etmeye başlıyor. Tanrı bu tecessüm eden sözler vasıtasıyla bilinir hale geliyor. Eskiden bilinmezdi. Yunanlıların Tanrı'yı iyi anlatamadıklarını düşünürler Hristiyanlar. Sebebi de bu. Çünkü Yunanlılar bu kelimeyle logosta çok fazla soyut anlamlara gönderme yaparlar. Kendileri ise bununla çok oldukça somut bir evreni anlattıklarını düşünürler. Dolayısıyla Tanrı daha anlaşılır hale gelir. Şimdi Tanrı bilinmez, görülmez bir şey. Ama sen İsa'yı bilebilir, görebilirsin. İnsanların içinde yaşamış bir kişidir İsa. Yemek yemiş, su içmiş, insanlarla konuşmuş birisidir. Dolayısıyla İsa'yı tanımak daha kolay. Ne yapmış oluyorlar bunlar? Tanrı'nın sözü acayip şekilde somutlaşmış oluyor. Kur'an'a geldiğimiz zaman Kur'an'da daha da somut bir durum var. Üstelik de böyle İsa gibi çekip giden bir şey, bir mesaj da değil. Sürekli insanların içinde kalan. Dahası o kadar çok kolay ki Kur'an'ın kendi iddiasıdır. Bu yüzlerce ayetinde vardır bu. Çok kolay bir kitaptır. Anlaşılması çok kolaydır. 1400 sene önce inmiş ve ortalama bir çöl. Ona İslami literatürde bedevi diyorlar da o kelime şimdi doğru mu bilmiyorum. Biz de o literatüre uyarak bedevi diyelim. Bir çöl bedevisinin anlayacağı dil kullanılmış. İki kapak arasına alınmış, korunmuş bir de. Yani somutluğu o kadar zirve noktada ki kelimesi kelimesine korunmuş. Şimdi harfi harfine korunmuş. Kur'an-ı Kerim şu kadar kelime, şu kadar harften, şu kadar ayetten oluşur denir. Sabitlenir bu. Bu 1400 senedir böyledir. Ve her evde bulunur. Üstelik de anlamı soyut değildir. İnsanın günlük yaşamının tamamının içine nüfuz etmeye çalışır. Yemesinden, içmesine, işte günlük işlerinden, ailevi işlerini, toplumla ilişkilerinden, ibadetlerine kadar kişinin bütün günlük işlerine dokunur. O kadar somuttur yani. Bunun sonuna doğru yaklaşıyorum. Bu konuyu seçmemin nedeni şu. Dinler, din sosyolojisiyle irtibatı da buradan kaynaklanıyor. Dinler özellikle de monoteist dinlerin, özellikle de bunun içinde Hristiyanlık ve Yahudiliğin bir kaygısı var. Nedir o kaygı? Anlaşılmak ve anlatılmak kaygısı. Çoğalmak kaygısı. Yani tebliğci dinler deniyor. Bu yayılmacı da diyenler var. Bunlara siz soyut kavramlarla yayılamazsınız. Soyut kavramlar, felsefi kavramlar bir kısım entelektüalist arasında dolaşan kavramlardır. Onları siz halklaştıramazsınız. Çünkü entelektüalist bir çaba gerekir onu. Şimdi
Hepimiz şeyi duymuşuzdur, Sokrat'ı duymuşuzdur, Platon'u duymuşuzdur, Herakleitos duymuşuzdur. Okullarda bunlarla ilgili temel felsefeyle ilgili dersleri alınmışsa bunların felsefesini de öğrenmişsinizdir ama çoğun aklımızda tutamayız. Platon diye biri varmış, çoğumuzun aklına kalan budur işte, Sokrat diye biri varmış, bu kalmıştır. Felsefeleri niye aklımıza tutamayız? Çünkü ritüalist değil. Felsefi olması, soyut olması onun aslında bir yandan çabuk unutulacağı anlamına geliyor. Oysa dinler öyle değil. Dinler en aşağıdaki insana bile bir şey anlatmak ister ve bir de ritüalisttir bunlar. Yani ibadet koyucudur. İbadet İslam dinine ait bir literatür ama ötekilerini de buna uyarlayarak düşünün. Ritüalisttirler. Yani bunları şöyle şöyle sürekli yapman gerekiyor. Şuna da inanman gerekiyor. Somut bir şey önümde yoksa nasıl inanacağım ben? Dinlerin korktukları şey, İslamiyet'in en çok korktuğu demeyelim de uyardığı şeylerden bir tanesi neden müşrikliktir? Bundan dolayı, çünkü insanlar somuta çok eğilimlidir. Yahudileri Allah biraz başıboş bıraktıkları zaman hemen onların altından bir buzağı yapıp tapındıklarını söylüyor. Bu aslında onların insanların psikolojisiyle ilgili. Yani aslında Tanrı'yı görmek istiyorlar. Tanrısal bir şeyi görmek istiyorlar. Kutsallara dokunmak istiyorlar. Böyle Kabe'nin duvarına, caminin duvarına dokunmak istiyor. Kur'an'a dokunmak istiyor. İşte Kur'an, cami falan, sen bunları müşrik olmayan bir şeye yönlendirmiş oluyorsun bu somutlukları. Ama işte mesela Yahudilikte somutluk bu kadar olmadığından dolayı onlar yeni tanrılar ihdas edebiliyorlar. Daha somut şeylere yöneliyorlar. Dinlerin böyle bir şeyi var. Ama felsefede bu kaygı yok. Yani dinler, özetle bitiriyorum şimdi. Dinler dilsel olmak önemli bir kavram burada. Dilsel, uzlaşımsal olması gerekiyor dinlerin. Yani az önce söylediğim gibi hem anlatılabilir olması gerekiyor, hem anlaşılabilir olması gerekiyor, aktarılabilir olması gerekiyor. Felsefenin böyle bir kaygısı yok. İşte o yüzden logosu felsefeciler çok soyut bir anlam evrenine atıf yapmak için kullanırlarken yavaş yavaş somut bir anlam evrenine doğru evriliyor. Bunu da din adamları yapıyor. Bana sesinizi alamıyorum diye bir mesaj gelmişti. Ben onu yeni gördüm. Benim sesimi alabildiniz mi? Bana bir ses verebilir misiniz? Sesim geldi mi benim? Hocam, ben gayet iyi duydum sizi. Dinledim, ağzınıza sağlık. Tamam. Yani iyi şeyden bir sorun kaynaklanmış olmasın da. Benim sunumum bu kadar arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı şu şekilde tekrar hatırlatayım. Her şeyin sonunda, sunumun sonunda sorusu olan veyahut da şu hocam şu buraya şunu eklerseniz de iyi olur. Burada şöyle bir kafamıza oturmayan bir yer var dediğiniz bir şey varsa her oturumun sonunda bunu alalım. Yine de bütün sunumlar yapılıp oturum sonlandırırken yine bir sorusu olan var mı, tartışmak isteyen var mı diye sorarız. Şu an benim sunduğum sunumla ilgili bir değerlendirme alabilir miyim? Şurada şunu eklenebilir falan diye, şurası anlaşılmıyor dediğiniz bir şey var mıdır? Bunu ben şu an alıyorum sesinizi. Bunu ben yok olarak düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bendeki listeye bakıyorum. Salim Alan burada mı? Salim Bey burada mıyız? Evet. Burada mıyız? Hocam şimdi sıra sizde. Buyurun 10 dakikada bitirmeye çalışın. Tabii hocam. Eğer ekran paylaşıma izin verirseniz ben birkaç tane content eklemek istiyorum buraya. Tamam, şimdi ekleyebiliyorum hocam. Tabii. Hemen birkaç tane ekleyeceğim hocam. Telefondan giriyorum da o yüzden biraz beni uğraştıracak. Galiba görünüyor hocam paylaşımı. Evet, görünüyor. Kameramı da açabilirsem eğer. Şu an görüntüm geliyor mu hocam? Evet, görüntü de geliyor. Öncelikle ben bu kongrede emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Katılım gösteren herkese de başarılar diliyorum. Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse Kastamonu Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim, gazetecilik anabilim dalında.
Bugün bilgi toplumunun hiyeroglifleri, emojiler başlıklı sunumumu yapacağım size. Burada neye değineceğimden bahsetmem gerekirse ben öncelikle hiyerogliflerin nasıl ortaya çıktığına ve ardından emojilerin tarihsel gelişim sürecine değindikten sonra hiyerogliflerle benzerlik gösteren emojilere biraz somut olarak onları ortaya sunmaya çalışacağım. Bilindiği gibi insanlar ilk çağdan günümüze gelinceye kadar farklı araç gereçler kullanarak iletişim kurmuşlardır. Ve iletişimin bu yüzden insanla başlayıp insanlık geliştikçe insanların iletişim araçlarının ve iletişim biçimlerinin gelişip değiştiğini söyleyebiliriz. Yazılı iletişim taş, kil, parşömen gibi yüzeylere simge ve sembollerin çizilmesiyle başlamıştır. Ve yazı M.Ö. 3500'lü yıllarda Sümerler tarafından icat edilmiştir. Sümerlerin çivi yazısını kullandığı dönemde Mısırlar hiyeroglifleri kullanmışlardır. Günümüze geldiğimizde ise yazılı iletişimin daha çok bilgisayar ve mobil iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Her dönemde yeni iletişim araçları icat edilmiştir ve 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan teknolojik gelişmeler iletişimin dijital ortama taşınmasını sağlamıştır. İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyıl elektronik çağ, dijital çağ, yeni çağ, bilişim çağı ve farklı birçok kavramlarla nitelendirilmektedir. Bu çağda yaşayan toplumlara ise siber toplum, internet toplumu veya bilgi toplumu adı verilmektedir. Ben bu yüzden burada bilgi toplumunun hiyeroglifleri başlığını seçtim. Bilgi toplumunda bilişim teknolojileri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bilişim teknolojileri iletişim eyleminin önündeki yer ve zaman kısıtlamasını ortadan kaldırmıştır. Marshall McLuhan'ın deyimiyle dünya bu araçlar sayesinde küresel bir köye dönüşmüştür. Marshall McLuhan telgrafın icadıyla insanların elektronik çağa geçiş yaptığını ve böylelikle dünyanın küçülerek sınırların ortadan kalktığını söylemiştir. Günümüzde baktığımızda bireyler internet ve sosyal medya araçlarını kullanarak dünyanın her yerinde olup bitenler hakkında haberdar olabilmekte, uzak ve yakın çevreleriyle yan yana gelmeden bile iletişim kurabilmektedir. Bu durum küresel köy kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Hiyerogliflerden internetin icat edilmesine kadar geçen sürede iletişim kurmak adına farklı yollar denenmiştir. Yazılı iletişim, çivi yazısı ve ardından hiyerogliflerle başlamış, matbaanın icat edilmesi metinlerin hızlı bir şekilde çoğaltılmasını sağlamıştır. İnternet ise küresel çapta enformasyon ve ileti alışverişini mümkün hale getirmiştir. Yeni iletişim teknolojileriyle bakıldığında iletişim daha önceden beri hiç olmadığı kadar geniş bir boyuta ulaşmıştır. Biraz hiyeroglif kavramından ve hiyerogliflerin neler olduğundan bahsetmem gerekirse, hiyeroglif kelimesi Yunanca hieroglyphikon sözcüğünden dillere geçmiştir ve hieroglyphikon kavramı hieros ve glifo kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Kutsal yazıt, kutsal oyuntu, kutsal kertik, tanrının sözü anlamına gelmektedir. Her ne kadar antik döneme ait bir yazı sistemi olsa da bilinen en yaygın türü Mısır hierogliflidir. Fakat bunun yanı sıra Urartu, Girit, Maya ve Anadolu hieroglifleri'nin olduğu da bilinmektedir. Tarihte bilinen ilk hieroglif yazısı M.Ö. 3200'lü yıllarda Eski Mısır'da kullanılmıştır. Eski Mısır yazısı Sümerlerin çivi yazısından sonra kullanılmaya başlanan dünyanın en eski ikinci yazı sistemidir. Hiyeroglifler piktografik bir yazı sistemidir ve piktogram ya da piktograf bir kavramı, bir eşyayı, bir objeyi resmetmek yoluyla temsil etmektir. Hiyeroglifler nesnelerin veya hayvanların resimlerinden oluşmuş ve her sembol belirli bir sesi ifade etmek için kullanılmıştır. Bazı hiyeroglifler fonetik sesleri temsil ederken bazıları doğrudan hece veya kelimeleri temsil etmiştir. Birçok sembol sadece logografik bir anlam ifade etmekle kalmamış, fonografik bir anlam da ifade etmiştir. Eski Mısır'da hiyeroglif yazısı iki farklı şekilde ortaya çıkmıştır. Birincisi Mısırlı rahiplerin veya katiplerin kullandığı, üst kademede insanların buna erişebildiği hiyeratik yazıdır. Diğeri de hiyeroglif sembollerinin basitleşerek halkın kullanabileceği hale gelmesi sonucunda oluşan demotik yazıdır. Emojilere geldiğimizde ise emojiler de Japonca resim ve karakter anlamına gelen e ve moji kelimelerin birleşiminden oluşmaktadır. Emojiler de tıpkı hiyeroglifler gibi bir sesi, durumu veya olayı ifade etmek için kullanılır. Emoji elektronik mesajlarda ve internet sitelerinde yer alan iletileri zenginleştirmek için kullanılan ideografik sembollerdir. Emojilerin ilk olarak 1999 yılında Japon telekom şirketi NTT Docomo için Shigetaka Kurita tarafından oluşturulduğu
bilinmekteydi. Fakat yapılan araştırmalar ilk emojilerin 1997 yılında aslında G-Phone tarafından Skywalker modelinde bir telefon için tasarlandığını ortaya koymuştur. Shigetaka Kurita da Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla bunun doğruluğunu kabul etmiştir. Yani bunun böyle olabileceğini ben de düşünüyorum. Çünkü o telefonda emojilerin olduğunu görebiliyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Fakat bu telefon 1997 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüş ama istenen başarıyı sağlayamayıp çok fazla satış rakamına ulaşamadığı için biz burada Shigetaka Kurita'nın 1997 yılında 176 taneden oluşan ilk emojileri kabul edeceğiz. Shigetaka Kurita Docomo telefonları için iletileri kısa ve basit bir şekilde aktarabilmek adına aslında emojileri icat ettiğini belirtmiştir. Burada Kurita şu ifadeleri kullanıyor. Bir insanın mesaj olarak karşıdaki kişiye bugün hava bulutlu yazmak yerine doğrudan bulut emojisini göndermesinin daha basit ve aslında daha etkili olabileceğini söyleyerek bunu oluşturmuştur. Hava durumu ve saat göstergeleri, hatta yüz ifadeleri gibi 176 farklı sembolden oluşan emojiler 2008 yılına kadar kullanılmıştır. Hatta Japonya'da emojiler kullanılmadan gönderilen mesajların kaba, kuru ve duygusuz olduğu söylenmiştir. Apple Japonya'da ilk olarak 2008 yılında 471 farklı emojiden oluşan bir seti kullanıcılara sunmuştur. Bunun sebebini de şu şekilde açıklamışlardır. Japon halkının emojilere aşina olduğunu ve buradan küreselleşebileceğini öne sürmüşlerdir ve nitekim böyle olmuştur. 2011 yılında iOS 5 sürümünü tanıttığında Apple tüm cihazları için emoji klavyesini aktifleştirmiştir. Google ise Android cihazları için bunu 2013 yılında aktif etmiştir. Böylelikle Apple ve Google emojilerin globalleşmesini sağlamışlardır. Daha sonrasında Apple ve Google dışında emojilerin yaygınlaşmasında Unicode Konsorsiyumu, yani Evrensel Kod Konsorsiyumu'nda payı büyüktür. Burada Unicode Konsorsiyumu her bir sayıya bir karakterin denk gelebileceği şekilde kodlama yapmaktadır ve Unicode üzerinde Eylül 2020 tarihi itibariyle 3521 farklı emojinin yer aldığı söylenmektedir. Bu emojiler Emojipedia sitesi tarafından farklı kategorilere ayrılmıştır ve 8 kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar insanlar ve yüzler, hayvanlar ve doğa, yiyecek içecek, etkinlikler, seyahat, nesneler, semboller ve bayraklar şeklinde oluşmuştur. Emojiler 90'lı yılların sonlarında Japon cep telefonlarıyla kullanılmaya başlanmış ve popülerleşmiştir. Son yıllarda insanların iletişim kurma biçimlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. McLuhan'ın küresel ki olarak adlandırdığı günümüz dünyasında emojiler ortak küresel bir dil, yani lingua franca oluşturmuşlardır. Jestler ve mimikler günümüzde daha çok dijital olarak gerçekleştirilen yazılı iletişimde varlık gösterememektedir. Bu eksikliğin giderilebilmesi adına da dijital iletişimde emojiler tercih edilmektedir. Emojiler derin bir karşılıklı etkileşime yol açmaktadır diyor yapılan araştırmalar. Bir emojiye bakıldığında insan beyninin duygusal lobunun harekete geçtiği ve karşıdaki kişinin o anki ifadesinin veya ses tonunun ne olabileceğin hakkında okuyan kişiye farklı ipuçları vermektedir. Emojiler Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram gibi İnternet ve sosyal ağ uygulamalarının neredeyse tamamında kullanılmaktadır. Emoji kullanımı yaş, cinsiyet, ırk, dil gibi demografik özellikler içinde farklılık gösterse de 2015 yılında TalkTalk Mobile tarafından yapılan bir araştırmada 18-25 yaş aralığındaki gençlerin, yani bu Z kuşağı olarak adlandırabileceğimiz gençliğin %72'sinin emojileri duygularını ifade etmek için kullandığını ortaya koymuştur. Burada Apple'ın SoftBank tarafından aldığı 1997 yılında ortaya çıkan ve daha sonra yıllar içerisinde gelişerek son olarak 2018'de Apple'ın son halini oluşturduğu emojilerin gelişimini görüyoruz. Emojilerin günlük yaşam içerisinde yaygın olarak kullanılması farklı çalışmaların yapılmasını sağlamıştır. İlk olarak emojipedia.org sitesi kurulmuş ve hangi emojinin hangi anlamlarda kullanıldığını gösteren bir emoji sözlüğü oluşturulmuştur. Hatta bununla da kalınmamış, Herman Melville'in yazdığı Moby Dick adlı roman 2010 yılında Fred Benenson tarafından emoji diline çevrilmiştir. Ben burada kitabın giriş cümlesini ele aldım. Call me İsmail, yani bana İsmail deyin cümlesini Fred Benenson bu şekilde emoji diline çevirmiştir. Ve son olarak 2017 yılında
Amerikan yapımı The Emoji Movie isimli animasyon filmi vizyona girmiştir. Antik çağlarda hieroglifleri kullanan insanlar doğa olaylarını, dini bilgileri, yaptıkları aktiviteleri kaydetmek adına çeşitli sembollerden yararlanmışlardır. Günümüzde ise bireyler emojileri kullanarak duygularını, yaptıkları aktiviteleri, seyahatlerini, yeme içme eylemlerini paylaşmaktadırlar. Hieroglifler fakat eski Mısır'da yalnızca rahipler veya belirli bir kesim tarafından kullanılıp okunabilirken, emojiler günümüzde internet ve mobil iletişim kullanan bireylerin %92'sinden fazlasının kullandığını göstermiştir. Burada hieroglifflerle benzerlik gösteren emojileri ben ele almak istedim. Bir kadın, adam, göz, baykuş veya güneş, bunların tamamı şu şekilde tekrar emojiler arasında karşımıza çıkmaktadır. Birbiriyle benzerlik göstermektedir. Fakat hieroglifler çizildiği anlamın dışında farklı bir anlam ifade ederken, emojiler bize kullanıldığı zaman, örneğin gülen suratın kişinin herhangi bir komik olay karşısındaki verdiği tepkiyi veya üzgün surat kişinin o anda üzgün olduğunu veyahut da ev emojisi atıldığında o kişinin şu anda evde olduğunu gösterirken, burada hieroglifler bu aşamada ayrılmaktadır. Ben sonuç olarak insanlığın her çağa ve her döneme uygun iletişim araçları ve iletişim modelleri geliştirdiğini, hieroglifflerden emojilere kadar uzanan yazılı iletişim sürecinde sembollerin ve resimlerin daima iletişimin içerisinde yer aldığını söylemek istiyorum. Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim dijital ortama taşınmıştır. Hatta şu anda yaptığımız gibi bile yan yana gelmeden de iletişim gerçekleştirilebilmektedir. İnternet ve sosyal medya araçları kullanılarak gerçekleştirilen iletişimde sözsüz iletişim unsurlarının eksikliği emojiler kullanılarak giderilmektedir. Emojiler küresel bir dil oluşturmuş, belirli bir kesime hitap eden hieroglifler gibi sınırlı kalmamıştır. Hieroglifler göründüğünden farklı anlamlar işlerse de emojiler gibi aynı amaca hizmet etmek, bir sesi, durumu veya olayı ifade etmek amacıyla kullanılmışlardır. Kısa bir süre içerisinde gelişerek tüm dünyaya yayılan emojiler, dijital iletişimin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Salim Hocam, ben teşekkür ederim. Şimdi benim birkaç müsaadenizle bir sorum olacak. Tabii ki hocam. Şimdi siz burada bilgi toplumunun hieroglifleri demişsiniz ama içerikte diyorsunuz ki aslında Mısır'daki hieroglifflerle şimdinin emojileri birbirlerinden farklı diyorsunuz. Aslında hakikaten de farklı, çünkü şimdi hieroglifflere baktığımız zaman bunların birinci özellikleri kutsala ya da bir tanrıya atıf etmeleri, emojiler ise insana atıfta bulunuyorlar, gönderme yapıyorlar. Yani biri kutsal, biri seküler. Bir tanesi küresel, bir tanesi çok yerel. Yani üstelik yerel, sadece yerel de değil, aynı zamanda bir o kavram doğru biliyorum, elitist. Çünkü sadece Mısırlılar da okuyamıyor onu. Belli bir kesim okuyor. Yani işte 5000 sene önce Mısır'da sadece belli bir kesimin sayılı bir kadronun iletişim aracı olan bir şeyle, iletişim aracıyla günümüzün emojileri arasında bir irtibat kuruyorsun. Bu şeyi tam, bu irtibat hangi şey üzerinden kuruyorsun? Tam olarak bunu ben anlamadım. Çünkü çok farklı diyorsun ama aynı zamanda da yani şunu demek istemiş olabilir misin? Ama bunu açıkça göremedim. Yani kullanım amaçları ve felsefeleri açısından birbirlerine farklılar. Şekil bakımından mı benzettim bunları sadece? Evet hocam. Zaten örnek olarak ben bilerek hieroglifflerle benzerlik gösteren emojileri aslında ele aldım. Tekrar o görselleri hatırlayacak olursak, işte hierogliflerin içerisinde de bir ayak varken o ayağın aslında yürüme eylemine işaret ettiğini biliyoruz. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Biz de tekrar WhatsApp üzerinden veya Twitter, Instagram üzerinden bir gönderi paylaştığımızda veya mesaj gönderdiğimizde ayak emojisini koyduğumuzda şu anda yürüyorum veya işte yürüyüş yapacağım şekline gelebilecek mesajları aslında aktarıyoruz. Evet, burada hierogliflerin her ne kadar göründüğü formdan farklı bir anlama gelse de aslında belki de emojiler yaratılırken veya oluşturulurken hieroglifler örnek alınarak, yani görsel iletişimin de yazılı iletişimde tekrardan mevcut olabileceği ele alınarak oluşturulmuştu demek istemiştim.
Anladım. Yani bunu evet bu bununla ilgili bir kanıt ben mi kaçırdım gözünden? Bu emojileri geliştirenler bundan yararlandıklarına dair bir kanıt var mı yoksa ben mi kaçırdım onu? Yoksa onu da... Onunla alakalı bir bilgi yok hocam. Ama hani sunumda da dediğim gibi yazılı iletişimin içerisinde görseller ve semboller daima kendisine yer bulmuştur. Bu yüzden hani ben bu çıkarımda bulunuyorum aslında. Belki de oluşturulurken onlardan faydalanılmıştı. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür Diline sağlık. Şu an tekrar listeme bakıyorum. Deniz Ecem Şen. Deniz hocam burada mıyız? Deniz hocam. Yoksa geçiyorum. Sırada Semra Of. Hocam burada mıyız? Semra Of. Semra hocamız da yok. O zaman Salim hocam tekrar size dönüyorum. Eğer katacağınız bir söyleyeceğiniz bir şey yoksa, paylaşacağınız bir şey yoksa ben tekrardan oturumu yetkililere devrediyorum. Hocam ben tekrar herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam benim sunumum da sanki bu programa aktarılmıştı ama bu oturuma listede yok mu acaba? Yok maalesef bana bilgi verilmedi ama Sedat Şahin ve Sümeyye Derin. bir saniye yok bana bilgi verilmedi. En son da maillerime baktım yine öyle bir Bu kaç oturumu hocam? 14-15'te başlayan oturum değil mi? 14'te başlayan oturum bu. 14'te. Bana mail gelmişti ama Yani bir değişiklik bunu bir yapılmıştı. aktarılmış 14'te başlayıp 15'te bitiyor. Evet, Yok öyle aynen. gelmedi ama hiç sorun değil. Buyurun sizin de sunumunuzu dinleyebiliriz. Tamam. Sunumunuzun ismini alalım sadece. İletişimde çözüm odaklılık ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Tamam, buyurun Sümeyye Geçiş. Hanım mıydı? Sümeyye Hocam. Evet, aynen. O zaman buyurun sizden de dinleyelim. Ekran paylaşmam zorunlu mu hocam? Ben de telefondan bağlanıyorum ama bir deneyeyim Yok, olmazsa. hayır zorunlu değil. Tamam, o zaman bir saniye ben kameramı açayım en azından görüntüde sıkıntı olmasın. Öncelikle hocalarıma, size katılımcılara merhaba diyorum. Kongrede emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Ben bu çalışmayı dışına gerçekleştirdim. İletişimde çözüm odaklılık ölçeğinin geliştirilmesi. Benim branşım, ben psikoloji alanında doktor öğretim üyesiyim Sakarya Üniversitesi'nde. Psikolojik danışmada çözüm odaklılık yaklaşımı vardır, çözüm odaklı terapi yaklaşımı. Biz bu yaklaşıma dayalı olarak böyle bir ölçek geliştirme ihtiyacı duyduk. Çözüm odaklı yaklaşımda özellikle dil önemli bir önem arz eder ve pozitif bir yaklaşımdır. Genellikle sorunun konuşulması yerine çözümün konuşulması önemlidir. Yani gelen danışan genellikle sorunlarıyla gelir ve bunun yerine çözüme odaklanması ve pozitif yanlarını ortaya çıkarmak amaçlanır. Ve burada özellikle aslında her ne kadar bireyler sorunla gelmiş olsa bile çözümlerin de var olduğu anlara dikkat çekilir bireyin yaşamında. Bu nedenle dil bu kadar önemliyken ve özellikle terapideki iyileşme, kullanılan dil ve terapötik değişim arasında da pozitif ilişkinin olduğunu ortaya koyan araştırmalar var. Bu durumda iletişimde çözüm odaklılık ölçeğinin geliştirilmesi, hem danışanlardaki değişmenin ölçülerek fark edilmesi, hem de aslında burada önemli olan danışmaya gelen bireyler değil, diğer yetişkin bireyler için de ne kadar çözüm odaklı bir dil kullandıklarını ölçmek amacıyla böyle bir ölçme aracı geliştirmeyi düşündük ve onun için bir çalışma planladık. Burada biz özellikle 18 yaş üstündeki yetişkin bireylerle çalıştık ve Ekim-Kasım ayında işte 463 bireyin katıldığı, bunun 226'sı kadın, 237'si erkekten oluşuyor. Yetişkin bireye biz 23 maddeden oluşan ilk formunda
ölçeğimizi uyguladık ve bunun üzerinde açımlayıcı faktör analiziyle doğrulayıcı faktör analizini yaptık. Tabii ki bunun için farklı örneklemler kullandık. Açımlayıcı faktör analizi için 261 kişinin verisi kullanıldı. Doğrulayıcı faktör analizi için de 202 kişiden oluşan bir veri seti kullanılmış oldu. Burada özellikle ilk başta ölçek geliştiren arkadaşlar bunu çok iyi bilirler. Öncelikle örneklem sayısının yeterli olup olmadığı önemlidir ve bu konuda bir tartışmalar vardır. Madde sayısının 5 katı mı olacak, 10 katı mı olacak vesaire. Bunun için biz öncelikle örneklem sayısının yeterli olup olmadığı ile ilgili KMO değerine baktık ve bu değer .88 olarak çıktı ve anlamlı bir değer olarak karşımıza çıktı. .88 de özellikle .80 ve .90 arasındaki bir değer KMO için iyi olarak ifade edilen bir değerdir. İyi bir değer olarak kabul ettik ve açımlayıcı faktör analizini yapmaya karar verdik. Bunun öncesinde belki şu kısmı atladım hızlı gideyim diye. Ölçek maddeleri geliştirirken de hem ulusal hem uluslararası alan yazından ve zaten kuramsal yaklaşımın önerilerinden yola çıkarak bir madde havuzu oluşturduk ve 3 bağımsız uzmandan, psikolojik danışma alanındaki en az doktora mezunu uzmandan destek aldık. Aynı zamanda Türkçe alanında yine uzman olan kişiler de dil anlamında ve dilde ne kadar önemli olduğunu zaten çalışmamızda vurguluyoruz. Yine uzman görüşü aldık. Aynı zamanda 37 kişiden oluşan bir pilot uygulamayı yapıp dilde anlaşılmayan noktalar varsa bunun üzerinde düzeltme yapıp daha sonra 463 kişiye uygulamada bulunduk. Ve KMO değeri yeterli sayıda çıktıktan sonra faktör yüklerine bakmamız gerekiyor. Faktör yükü olarak da biz .40 ve üzeri olan maddeleri kabul ettik. Bunun yanı sıra aynı zamanda ölçeğin kaç faktörden oluşacağı ile ilgili de baktığımızda öz değeri 1 ve 1'in üzerinde olan maddelerin bir faktör olduğu alan yazında kabul gören bir anlayıştır. Bununla ilgili de baktığımızda 3 faktörün 1 ve 1'in üzerinde bir öz değere sahip olduğunu gördük ve açıklanan varyansa baktığımız zaman da %52'sini açıkladığını gördük bu 3 faktörün öz değeri 1 ve 1'in üzerinde olan. Bunun yanı sıra aynı zamanda yamaç eğim grafiğine baktığımızda da bunu şu anda ekran paylaşım yapamadığım için gösteremiyorum ama yine düşey çizginin 3 faktörden sonra yataylaştığını gördük. Dolayısıyla ölçeğimizin 3 faktörden oluştuğunu ve yapılan açımlayıcı faktör analizinde uç değerler atıldıktan sonra 17 maddelik bir ölçek maddesinin kaldığını gördük. 23 maddeyle başladıktan sonra bazı maddelerin ortak faktörlere denk gelmesi vesaireden dolayı bazı maddeler atıldı ve 17 maddeden oluşan bir ölçek karşımıza çıktı. Daha sonra doğrulayıcı faktör analizini gerçekleştirdik ve bunda da özellikle GFI değeri, CFI ve RMSCI değerlerine baktığımız zaman bunların kabul edilebilir sınırlar arasında olduğunu gördük. Örneğin CFI değeri .88, GFI .86, RMSCI değerinin .85 olduğunu gördük. Ve bunun nihayetinde doğrulayıcı faktör analizi sonucunda da 3 faktörlü yapının doğrulandığını görmüş olduk. Ve 17 maddeden oluşan 3 faktörün bulunduğu bir ölçek var şu an karşımızda bu yapılan analizler sonucunda. İlk faktör için isimlendirmede iletişime çözüm odaklı müdahale adını verdik. İkinci faktör iletişimde çözüm fırsatlarını değerlendirme. Üçüncü faktör ise iletişime çözüm odaklı yaklaşım isimlendirmelerini verdik. Ölçeğin güvenirliği içinde kromba alfa iç tutarlık sayısı hesaplanmış oldu, kat sayısı ve bunun da .87 olduğunu gördük. Aslında test tekrar test yöntemiyle de güvenirlik hesaplamak istedik ancak malum pandemi sebebiyle kişilere ulaşmak aynı kişilere çok da kolay olmadığı için bu yöntemi maalesef uygulayamadık.
Ancak hem geçerlik, yapı geçerliği analizlerinde hem de güvenilirlik analizlerine baktığımız zaman ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaştık. Nihayetinde .87 güvenilirlik katsayısı olan 3 faktörden oluşan 17 maddelik bir ölçek oluştu ve sadece ölçekte tek bir maddenin ters puanlama durumu söz konusu. Aynı zamanda ölçekten minimum 17 puan, maksimum da 85 puan alınabiliyor. Ve ölçekten alınan puan yükseldikçe bireyin çözüm odaklılık düzeyi, iletişimde kullandığı çözüm odaklılığında yükseldiği anlamına gelmekte. Benim ölçekle ilgili sürenin kısalığından kaynaklı hızlı bir şekilde anlatmak istediğim kısımlar bunlar. Sizlerin sormak istediği varsa tabii ki elimden geldiğince cevaplamak isterim. Hocam sunumunuz için teşekkür ederiz. Ben bir şey sorayım. Ben teşekkür ederim. Buyurun hocam. Sakarya'da mı yaptınız hocam bu ölçeği dediniz? Ben Sakarya Üniversitesi'nde çalışıyorum ama online veri topladık. O yüzden Sakarya'dan veri toplanmadı. Yani sadece Sakarya'ya ait bir veri değil. Türkiye genelindeki bir veri mi? Evet, evet, aynen. Bu ölçek herhangi bir uygulamada denendi mi hocam? Hayır, şu an henüz yeni geliştirdik hocam. Daha dumanı üzerinde denilebilecek düzeyde. Henüz uygulanacak bir şey olmadı, fırsat. Anladım, hayırlı olsun. Ben bununla ilgili değil de bununla irtibatlı bir başka soru sormak istiyorum. Şimdi bir ölçeği diyelim ki İstanbul'da geliştirdiniz. Peki aynı ölçeği ben gittim Sakarya'da uyguladım mesela. Bu ölçeğe ben yine de güvenilirdir diyebilir miyim? Burada siz örneklem anlamında diyorsunuz. Ölçek geliştirilirken ki aşamadan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla, değil mi? Siz ölçeği geliştirdiniz mesela, şimdi yayınladınız. Evet. Ben de gittim, bu ölçeğinizi buldum, izninizi de aldım, bir yerde uygulayacağım ama siz bu ölçeği diyelim ki işte Türkiye'nin her tarafında değil de sadece İstanbul'daki katılımcılardan geliştirmişsiniz. Ben de bunu Sakarya'da uygulamak istiyorum. Bu ölçekle ilgili bir güvenilirlik sorunu ortaya çıkarır mı? Ben çıkaracağını düşünmüyorum hocam. Çünkü burada biz araştırmadaki gibi işte iletişimde çözüm odaklılık düzeyi yüksek olan, düşük olan gibi bir ayrım yapmıyoruz. Herhangi bir araştırma yapsak dediğiniz olabilir. Bölgesel bazlı farklılıklar ortaya çıkabilir. Ama biz burada maddenin değerleri üzerinden gittiğimiz için o sizin dediğiniz durum belki araştırmalarda söz konusu olabilir. Yani İzmir'deki toplanan veriyle belki Kars'taki toplanan veri birbirinden farklı olabilir. Bir araştırmada bireylerin iletişimde çözüm odaklılık düzeyini araştırıyorsak. Ama burada biz düzeyden ziyade değerler üzerinden konuşuyoruz. Yani kimin maddelere nasıl bir puanlama verdiği ve işte örneklem grubundaki kişilerin ne kadarının iletişimde çözüm odaklı olduğuna bakmıyoruz burada. Biz var olan matematiksel değerler üzerinden böyle bir geçerlik güvenirlik analizi yaptığımız için belki sayı .88 olmaz da .85 olur. Ama burada güvenilir çıkan bir şeyin bir başka örneklemde de güvenilir çıkması beklenir. Yoksa dediğiniz gibi tüm Türkiye'den böyle bir örneklem seçiminde malumunuz önemli olan herkese ulaşmak değil, doğru bir örneklem seçmek. Özellikle bu yapılan tarama araştırmaları için vesaire dediğinize katılıyorum ama ölçek geliştirmede böyle bir şey çok karşılaşılacağını düşünmüyorum. Anladım. Çünkü mesela yurt dışında geliştirilmiş ölçekleri tercüme edip Türkiye'de uygulayan çalışmalar evet. var. Evet. Bunlar uyarlama çalışmaları, evet. Yani o şöyle hocam, biraz aslında oradaki mesele tercüme olarak anlaşılıyor ama mesele tercümeden ziyade kültüre uyarlanmasıdır. Yani biz sadece dil çevirisi olarak düşündüğümüz için belki bunu böyle düşünüyoruz. Kültürel anlamda geçerlik güvenirlik analizine bakılır aslında orada. Yani bizim kültürümüzdeki durum farklı olabilir ama Türkiye içerisinde aşağı yukarı benzer bir kültürel yapı olduğu için çok, yani bir Amerika ile Türkiye kadar uçurum bir yapı yok. Yani o yüzden değil, kültürel anlamda, yani değil literal anlamda değil, kültürel anlamda çevrilir. Öyle mi diyorsunuz? Evet, evet. Anladım. Aynen hocam. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Salim hocam, sorunuz var mıydı? Ben hocam, de teşekkür ederim.
güzel sunumda. Ağzınıza sağlık. Evet, ben teşekkür ederim. Sizin teşekkürler hocam. Siz de eminize sağlık. Ben tekrar yetkililere döneyim. Mustafa hocam, Mustafa Bey. Başka sunum olan var mıydı acaba? Mustafa Bey, sesimi duyuyor musunuz? Efendim hocam? Mustafa Bey? Mustafa Bey şu an yok. Ben bir sorayım, döneyim size, olur mu hocam? Yok, Mustafa Bey şart değil. Eğer başka bir ekleyeceğiniz falan yoksa ben sunumu size devredeceğim. Yok hocam, teşekkür ederiz. Hocam bizim oturumla ilgili bir sıkıntımız olmaz değil mi? Bana en son bu oturum söylenmişti ama bir problem yaşanmaz sanırım. Bana mı sordun? Evet hocam, oturum başkanı olarak siz kim ilgileniyor yok, tam da bilmiyorum ama. Bana herhangi bir bilgi gelmedi ama sonuç itibariyle sunum yaptığınız, yani bu kaydedilen bir video bu arada. Sanırım arşivlenecek bu da. Yani sonuçta sunum yaptınız ama daha öncesinde bana sunum yapacaksınız diye bir bilgi gelmemişti ama sonuç ben sorun olacağını sanmıyorum. Zaten yetkililer de burada gördüğüm kadarıyla. Evet hocam, ben aktarayım ilgili kişilere. Sümeyye hocam değil mi? Evet. Not evet. Alayım. Tamam hocam. Ben söyleyeceğim ilgili kişilere. Teşekkür ederim. Zaten videolar YouTube kanalına kayıt oluyor İmoskan'ın. Hani bilginiz olsun, tekrar izlemek isterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Hı hı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hocam size bırakıyorum. Ben kapatacak mıyım ben şimdi oturumu, yoksa siz mi kapatacaksınız? Yok hocam, sizin bana devretmeniz gerekiyor. Yani sizin kapatmanız gerekiyor. Ben bir şey yapmayacağım. Tamam, bir saniye aklıma diyorum. Mustafa Bey, end meeting yazıyor, o mu? Evet.